Bizi adam yerine koymak için ben huylandım. Üç kağıtçının tekidir dedim profesör. Aztek çerim bizi dinlemedi. Şimdi ne olacak? Adam silahlı. Abi silahlıysa silahlı be. Levent Üsteybey kuşattı ki herifin etrafını. İzmir'e kaçamaz valla. Kaçamaz ama ya bizim uşakları vurursa ben de onu vururum. Komutan bile karışmasın o zaman. Merhaba çocuklar. İyi nöbetler. Sağ ol Mesut abi. Merhaba evladım. Vedat'ı görebilir miyiz? İzin var mı? Vallahi gülümsen ana, size her zaman izin var ama şimdi özel bir durum var. İçeri giriş çıkış yasaklandı. Aa neden? Ayol ben hamileyim. Otobüste bile yer veriyorlar. Yasak mı olurmuş bana? Hanım burası askeriye. Burada neden sorulmaz. Özel bir durum varmış işte. Ama bizim durumumuz da özel. Bize bir ayrıcalık tanımaları lazım. Zaten Vedat'ı da senin yüzünden böyle incittik, kalbini kırdık. Şimdi oğlum karalar bağlamıştır evladım. Gidip onun gönlünü almak lazım. Alo. Ne olmuş? Uy canına yandı. O silahlı profesör Vedat'ı da mı rehin almış? Vedat'ı rehin mi almışlar? Kim almış? Ne nasıl almış? Kim almış Vedat'ı rehin? Ah, hayatım bir dakika. Canım yardım edin, yardım edin biraz. Tavuk şiş. Bana? Döner mi o? Yok yok İskender. Komutanım revirden sizi bekliyorlar. Neyin varmış acaba? Sizin değil komutanım. Vedat'ın annesi. Oğlunun rehin alındığını öğrenmiş. Sonra da bayılmış. Ben gideyim bir bakayım. Yemekleri kim götürecek içeri? Ben komutanım. Olmaz. Başka birisi götürsün. Sen bana lazımsın. Emredersiniz komutanım. Gökhan Sırım Ankara. Yemeği ben götürürüm komutanım. Gökhan, durumun ciddiyetinin farkındasın değil mi? Vatan sağ olsun komutanım. Gökhan'cığım, vatan mı yoksa yemekler mi sağ olsun? İkisi de komutanım. Gökhan zevzekliği bırak. İçeri girdiğinde iyice kola çenet. Kaç rehine var? Elleri bağlı mı? Pozisyonları ne? İçeride de fazla oyalanmadan çık. Vereceğim bilgiler çok önemli. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Aman efendim, kim o demeden açmayın Akif Beyciğim. Hırlısı var, hırsızı var, maazallah. Tabii, bugünlerde ortalık çok karışık. Kim o demeden sakın açmayın. Kesin sesinizi be! Kim o? Oda servisi. Kontinental kahvaltınızı getirdim. Tövbe tövbe. Açsana şu kapıyı, dengesiz. Dur dayı, şeytan doldur, yapma ya. Sizi yedi, al... Ben siz burada ziyafet çekecektiniz ha? Biz orada karavanaya talim edelim. Siz burada bir eliniz ya da bir eliniz dedik de. Ya da yapma Allah aşkına ya. Çek şunu ya. Ellerimizi çözmeyecek misiniz? Bu tombik elleriyle beslesin sizi. Aman ben onun pis yağlı ellerinden yemem. Yeme ben yerim. Ye. Ya ayrıca ben tavuk da sevmem. Ya ben bundan sonra yokum be dayı. Sen kendine başka bir rehine bul ha. Yavaş, silahtan uzak dur. Ya ne silahı dayı, ben sandalyeyi alacağım. Hem şarjörsüz silah ne öreyim ben ya? Ya doğru tuttum Allah aşkına, bak şeytan doldurur ya. Bu ne böyle basar? Tamam! Kesin seni be! Sen Kırtkan, çöz bakalım şunların iplerini. Ayıp oluyor dayı ama ha. Kırtkan dedi ya. Haklı, her tarafın ayrı oynuyor. Aa. Bunda soğan da var. Ya hem tavuk hem soğan. 40 kere söyledim soğan koymayın diye ya. Yemiyorum ben. Sen de ne nazlı bebesin ya. Ay benim içim sıkıldı. Buldunuz da bunuyorsunuz. Hadi geçmiş olsun. Nadide. Ne düşündüm biliyor musun? İstersen sen de soğan yeme de birbirimize soğan kokmayalım. Ay bana ne be? Deli mi ne? Kız. Neydik ne olduk ne çabuk unutuyorsun. Bilinmez ki, kim bilir ilerleyen saatler nelere gebe. Oh, sapık. Sesinizi çıkartmadan zıkkımlamış şunları be. Geberteceğim hepinizi, o olacak sonunda. Bak şimdi ya. Şu bayan hariç buradaki bütün çocuklar asker, kalplerini kırdın. Sus ulan, sus! Elinde tabanca var, ondan da mı korkmuyorsun be? Elinde Tahir Yüzbaşı var mı? Yok. Nöbetleri sen mi yazıyorsun? Hayır. Çarşı cezası verebilir misin? O da yok. Ya elinde bir tabancayla mı korkutacağım bizi? Demirden korksak biz trene binmeyiz ya.
Anam. Ama az Seymen bunları yapar. Değil mi? Yok, yapar. Sor şunları hadi. Arkadaşlar rica edeceğim, susunuz ve yemeğinizi yiyiniz. Buradan kurtulunca soracağım ben size. Neyse yedik içtik, Allah arttırsın sofraya Kur'an kaldırsın. Akşama ne istiyorsunuz dayı? Nereye böyle beyefendi? Gidiyorum. Otur oturduğun yere. Üsteğmenin aklı sıra içerideki durumu öğrenecek senden değil mi? Otur. Vedat'ım oğlum. Bırakın beni, ben oğlumu görmek istiyorum. Hanım dur Allah aşkına ya. Gülümser Hanım, merak etmeyin, biz ilgileniyoruz oğlunuzla, emin ellerde. Silahlı adamın elinde, daha ne olsun? Gülümser Hanım, durumunuz hiç iyi görünmüyor. Sizi hastaneye sevk etmemiz lazım. Olmaz, çocuğumu görmeden hiçbir yere gitmem. Kasılmaları sıklaşıyor albayım. Bir an önce ambulansla hastaneye götürmemiz gerek. Hayatta gitmez, ben bilirim. Gerekirse zorla götürürüz. Aklıma bir şey geldi, bana Levent'i bulut. Bizi içeriye bağlayabilir. Vedat ama. Gülümser Hanım. Eğer sizi oğlunuzla konuşturursak hastaneye gitmeyi kabul eder misiniz? Kırtık. Telefon sana. Annenmiş. Hadi bekleme. Kısa konuş. Sanki yerimizi saplayacak. Yani. Ağzımda lokmama tıkıyorum ben ya. Vedat sen misin yavrum? Sen de hayır mısın? Hayır mısın? Hadi konuşamıyor. Ağzını burnunu dağıtmışlar oğulcuğum. Ya elleri kırmızıca. Annemin sana selamı var. Anneciğim ben iyiyim. Vallahi billahi iyiyim ya. Canım annem, yemekteyim ben, sonra konuşalım mı? Tamam, öptüm. Bay bay. Borcum ne kadar birader? Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kalbim çok hızlı çarpıyor. Benim de kalbim çarpıyor, çok fena. Çok fena kalbim çarpıyor. Vedat, bırak sunuluğu, gözüm kararıyor. Ne oluyor? Şeker hastasıyım. İnsülin yapmam lazım. İnsülin. Kontrol et.